Evet, sosyal hizmette görüşme esasında bir mesleki teknik olarak bireylerle, gruplarla, toplumla yaptığımız çalışmalarda sosyal hizmet uzmanlarına rol ve işlevlerini yerine getirmeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmaları bakımından bir mesleki teknik olarak psikologların, psikiyatristlerin, sosyal hizmet uzmanlarının kullandığı en önemli tekniklerden biri. Bu mesleki uygulamaları yerine getirirken ihtiyaçların belirlenmesi, müracaatçı sistemi, ilişki kurma, müdahalenin planlanması, mesleki ilişkinin etkinliğin artırılması gibi önemli unsurlar var. Bundan dolayı da sağlık, adalet, eğitim gibi çok farklı alanlarda, sivil toplumda, yerel yönetimlerde, sosyal hizmetin bu müdahalesini uygularken 7 aşamalı problem çözme süreci olan planlı değişim sürecinde mülakatı, görüşmeyi çok etkili şekilde kullanıyoruz. Vakayla tanışma, angaje olma, mesleki çalışmayı başlatma, ön değerlendirme yapma, planlama yapma, mesleki müdahaleyi yani planı uygulama, son değerlendirme yapma, çalışmayı sonlandırma ve izleme biçiminde 7 aşamalı bir problem çözme süreciydi mesleki müdahalemiz olan planlı değişim süreci arkadaşlar. Burada hedefimiz neydi? İşlevsiz yapılara müdahale ettiğimizi söyledik sosyal hizmette. Birey, aile, grup, topluluk, toplum gibi farklı kategorilerde sosyal hizmet müdahalesiyle bu yapıları daha işlevsel, özgürleştirici, güçlendirici bir işlev görmeyi hedefliyoruz. Görüşme, mülakat dediğimiz olgu aslında sosyal hizmet uygulamalarında daha çok sosyal inceleme raporunu düzenlemek amacıyla yazılan, yapılan bir mesleki çalışma. Fakat bunun dışında bilgi verme amaçlı, teşhis, tedavi amaçlı, karar verme amaçlı görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Yine bu görüşmede de planlı değişim sürecinin 7 aşaması olan mülakatın başlatılması, sürecin yönetilmesi ilk görüşmeden itibaren bazı teknikler kullanılarak etkili soru sorma becerileri, açık uçlu sorularla süreci yönetme, vaka yönetimini sağlama, sürdürme, sonuçlandırma ve raporlaştırma biçiminde gerçekleşiyor. Tanım olarak görüşme ya da mülakat dediğimiz şey, bireyi tanıma çalışmalarında en yaygın olarak kullandığımız bir teknik olarak belli bir amaçla yüz yüze gelen iki kişinin sözel ve sözel olmayan davranışlarını gözlemlemek konusunda yapılan bir teknik ve etkilenme sürecidir. Hem biz müracaatçıyı etkileriz hem de onun davranışlarından etkileniriz. Bir etkileşim sürecidir aslında görüşme ya da mülakat dediğimiz şey. Sosyal medya uygulamalarında en çok kullandığımız temel araçlardan biri olarak sosyal refah olgusunu gerçekleştirme yolunda meslek elemanı olarak teknik becerileri gelişmiş, iyi yetişmiş, etkili iletişim becerileri bulunan sosyal hizmet uzmanları olmamız gerekir. Bir şey anlatırken etkili şekilde konuşup ifade edebilmek, karşıdakini etkin şekilde dinleyebilmek bu işin temelini oluşturmaktadır. Karşılıklı konuşma anlamında mülakat, sözel ya da sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini içerir. Bireyi tanımada kullanılan en yaygın tekniktir. Yüz yüze gelen iki ya da daha fazla kişinin sözel ve sözel olmayan davranışlarının gözlemlenmesidir aslında. Niçin bunu yapıyoruz? Görüşmenin temel amaçları bireylerde bir sosyal işlevsellik ortaya çıkartabilmek, bireysel yaşamlarında daha doğru kararlar almalarına yardımcı olmak, kişilerin sorunları, ihtiyaçları konusunda onlara yardımcı olmak, sağlıklı bireysel gelişimlerin tamamlamaları konusunda yardımcı olmak. Şimdi ihtiyaç dediğimiz olgu nedir arkadaşlar? Bir sistemin işlev görebilmesi için ona gereken enerjidir. Dolayısıyla biz bireylerin temel ihtiyaçlarının beslenme, barınma, giyim,
eğitim, sağlık gibi geniş kategorilerde karşılanmasına öncelikle çalışıyoruz. Bir meslek ve disiplin olarak. Mesleki görüşmede yaptığımız bu mülakatlarda ilk görüşme, destekleyici görüşme, çalışmayı sonlandırma görüşmesi, izleme görüşmesi gibi farklı kategorilerde vardır. Mesleki görüşme sürecinde ilişki kurma, problemin derinliğini araştırması, danışanla birlikte farklı çözüm yollarını gözden geçirmek, bir partner ilişkisi çerçevesinde onun sorunlarını masaya yatırabilmek gerekir. Müracaatçının kamunun sunduğu hizmetleri tanıması, farkında olmadığı hizmetler konusunda bilgi alması, bir hedef ve amaç oluşturma ve uzmanın da verdiği bilgilerle kendi kaderini tayin hakkıyla müracaatçının planlı değişim sürecinde işlevsel bir kafa yapısına ve donanıma ulaşması sağlanarak süreç bu şekilde sürdürülmektedir. İlk görüşmede sosyal çalışmacı danışanın, müracaatçının düşüncelerini öğrenmek, bu mesleki çalışmanın başlatılması, müracaatçının sosyal çalışmacıya güvenmesi, kendisine yardım edileceğine inanması, güçlüklerin büyük oranda çözüleceğinin inancına varması, kendisini saygıyla karşılanıp kabul edildiğinin görmesi, iyi hissetmesi, benlik saygısının artması gibi onun rahatlatılması, kendine güveninin artırılması ve rahat, güvenli bir mesleki çalışmanın başlatılması gerekir. İlk görüşmeden sonra yaşanan sorunun farklı bakış açılarıyla açık biçimde tanımlanması, hizmetin verilmesiyle ulaşılacak aşamanın belirlenmesi ve burada hizmetin verilmesiyle müracaatçıda yaratılmak istenen olumlu değişim bir projeksiyon olarak ortaya konulur. Danışanın güçlü yönleri, ihtiyaçları, sahip olduğu kaynaklar, destek sistemleri, buna ilişkin verilen bilgilerle devletin kaynakları ve müracaatçının ihtiyaçları arasında bağlantının kurulması, psikososyal açıdan sıkıntı, problem sahibi kişinin desteklenmesi, daha iyi hissetmesinin sağlanması, yaşantı olarak, maddi manevi olarak zenginleştirilmesi, bir anlam kazanabilmesi, sorunun çözümünü kolaylaştıracak bir iletişim dili, mesleki dil kurabilmek, müracaatçının duygu, düşünce, davranış dünyasında daha sağlıklı işlev görebilmesine yardımcı olabilmek, çeşitli farklı bakış açılarıyla daha işlevsel bir yaklaşım içine girmesini sağlamak, desteklemek, çözüm ve sorunun sosyal tedavi bakımından çözümü noktasında ona destek olmak hedeflenmektedir. Sosyal çalışmacının bilgi, beceri, değer temelinde bu teknikleri kullanarak bu mülakatlarda problemin ayrıntılı şekilde masaya yatırılması ve öncelikle müracaatçının bulunduğu yerden başlanarak amaca ulaşmak için bu kullandığımız teknikte açık uçlu sorular, etkili doğru sorular, müracaatçının daha güzel bir içgörüye sahip olmasına yardımcı olacak sorular, sessizliğin etkili şekilde kullanılması, müracaatçıya, danışana sorunlarını konuşması, duygusal boşalım yoluyla rahatlaması için fırsat vermek, onun konuşmaya hazır olmadığı durumlarda konuşmaya hazır hale getirmek, güven telkin etmek, çok fazla konuşup müracaatçıyı bloke etmeden onun kendini ifade etmesine, duygularını açıklamasına, kaygılarını azaltmasına yardımcı olmak, kuşku ve güvensizlik duygularını ortadan kaldırarak güven telkin etmek ve mesleki çalışmayı daha etkili hale getirmek. İlk mülakatta genellikle birbirini ilk defa gören insanların kaygıları yaşanır iki taraflı olarak. Fakat burada ilk temas uygun sağlandıktan sonra bir gerekirse hal hatır sorup güler yüzlü bir ifadeyle bir duruşla müracaatçıya güven verdikten sonra etkili bir mesleki ilişkinin ve işbirliğinin temeli atılmış olur. Sosyal çalışmacının en önemli rollerinden biri her zaman dediğimiz gibi danışmanlık vermektir. Müracaatçılara danışmanlık veren meslek elemanlarıyız. Burada sözel iletişim kadar vücut dilimiz, güven telkin etmemiz,
dürüstlüğümüzle, bilgimizle, donanımımızla, empati kurarak müracaatçıdaki dirençleri çözümlemek, onun güçlü yönlerini ortaya koymak ve bu yüz yüze yapılan etkileşim yoluyla terapötik bir işlev görmesini de sağlayarak sadece konuşmanın dışında müracaatçıya tatmin edici bir mesleki yardım alma olanağı sağlamak gerekir. Başlangıçta sizi buraya getiren nedir? Gelişteki amacınız nedir? Buraya gelirken neler hissettiniz? Daha önce yaşadığınız durumla ilgili yaptığınız uygulamalar burada çözüm bulmaya yetmedi mi? Kurumla ilk temasınız nasıl gerçekleşti? Kurumdan ve bizlerden neler bekliyorsunuz? Bu yapacağımız çalışmadan neler bekliyorsunuz tarzında sorularla onun kendi sorunlarını ortaya koymasına yardımcı olacak ilk başlangıçlar yapılabilir. Daha sonra sorunun keşfedilmesi için daha ayrıntılı bazı konuşmalar yapmak gerekir. Burada da açık uçlu sorularla şu anda yaşadığınız sorunla ilgili 2-3 cümleyle net bir biçimde sorunu ortaya koyar mısınız gibi açık uçlu sorularla sosyal çalışmacı bu psikososyal müdahale sürecinde hem raporlarını düzenlemek için gerekli bilgileri elde eder hem de problemin keşfi sağlanır, değerlendirme yapılır. Daha sonra da onunla birlikte karar alınarak müracaatçının sorunlara dair kendi yaklaşımları ortaya konulur. Endişesi, kaygısı azaltılır ve problem çözme yetileri artırılmaya çalışılarak farklı stratejilerle müracaatçıyla birlikte ona cesaret verilerek müracaatçıyla sosyal hizmet uzmanının etkili işbirliğiyle yalnızlık, çaresizlik duyguları giderilir. Adeta bir kuyuya düşmüş gibi çaresiz olan danışanların geleceğe yönelik ümit var olması ve sorunun birlikte keşfedilerek endişelerinin azaltılarak bu sorunların belli oranlarda çözümü için kamu kaynakları ve mesleki teknikler yoluyla psikososyal destekle müracaatçının sorunlarının çözülmesine çalışılır. Yine başlangıç, gelişme ve sonlandırma aşamaları vardır. Görüşme, mülakat dediğimiz sürecin. Bir insanın ilk temasta tanımadığı birine yardım alması çok farklı bir deneyimdir. Burada sosyal hizmet uzmanı kendi duruşuyla, güven veren tavrıyla, bilgisiyle, pozitif yaklaşımıyla, içtenliğiyle, özgünlüğüyle, müracaatçıyı yargılamadan kabul etmesiyle, gizlilik prensibine harfiyen uymasıyla ve çalışmanın amacını oluşturmasıyla, müracaatçının da kendi kendini keşfi, bir amaç oluşturmak, hedef oluşturmak ve mülakatın gelişerek etkili bir mesleki yardım süreciyle değişim ve dönüşüm sağlama noktasında müracaatçının güçlendirilmesi ve özgürleştirilmesi açısından mesleki çalışma gerçekleştirilir. Empati, samimi ve kabul edici bir tavırla karşıdaki insanın yaşadığı dünyayı, duygularını anlamak, fark etmek ve iletişimde gizlenmiş, açıklanmayan unsurları da keşfederek onun yaşantısındaki önem verdiği duyguları, düşünceleri, değerleri fark ederek bilişsel dünyasını çözerek müracaatçının daha etkili yardım alması konusunda ona seninle birlikteyim mesajı veren adeta beden diliyle ve sözlü olarak da birlikte yaşadığınız sorunları büyük ölçüde atlatacağımıza inanıyorum. Yeter ki karşılıklı olarak ödevlerimizi, görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirelim diyerek müracaatçının bu çalışmadan ümit duymasını ve geleceğe yönelik ümit var olmasını sağlayabiliriz. Empati dediğimiz olgu müracaatçının özel dünyasında onun duygularını, öfkesini, kızgınlığını, çaresizliklerini anlamak ve onun kaybolduğu noktalarda sosyal çalışmacının bu müdahalesiyle kendine yeterli hale gelmesi konusunda ona yardımcı olmak hedeflenmektedir. O zaman danışan insan sosyal çalışmacı hakkında o da benim gibi görebiliyor, hissedebiliyor, olaylarımı değerlendirebiliyor, yaşadığım olayları, sıkıntılarımı görebiliyor, zorlandığım noktaları fark edebiliyor gibi bir anlayışa sahip olduğu zaman gerçekten de içtenlikle kendisiyle ilgilenildiğini, önem ve değer verildiğini fark ettikten sonra
iletişimin daha kolay ve işlevsel bir hale geldiği görülecektir. Burada sosyal hizmet uzmanı aşırı duygulanıma kapılmadan kontrollü duygusal katılım yoluyla onu önemsediğini, değer verdiğini gösteren fakat diğer taraftan da gereksiz espri, mizah kullanarak onu kendisinden uzaklaştırmadan sosyal hizmet uzmanı verdiği geri bildirimlerle çok kızgın olduğunuzu, bundan çok öfkeli olduğunuzu yaşadığınız şeylerden fark ediyorum. Bu olaylar sizi çok üzmüş olmalı gibi onu anladığını gösteren geri bildirim cümleleriyle sadece etkin dinleme değil, arada devreye girerek onu anladığımızı, konuştuğu şeyleri fark ettiğimizi, algıladığımızı doğru şekilde yetersizliklerini, çaresizliklerini gördüğümüzü ona ifade etmek gerekir. Bu empatik beceriyle, içtenlikle, dürüstlükle sosyal hizmet uzmanı farklı durumlar konusunda ilişkinin, mesleki ilişkinin kalitesini artırarak müracaatçıda da sorun çözme noktasında, bilişsel dünyasında yaşadığı çatışmaları çözmesi, daha etkili şekilde kendi yaşamının mimarı olması, sorumluluk alması konusunda kendi görevlerini üstlenebilecektir. Müracaatçıdan gelen mesajların dikkatle dinlenmesi, ondaki önemli bilgilerin kaçırılmaması, duygusal destek verilmesi yanında özellikle direnç yaşadığı noktalarda neden bu olumsuz konularda direnç yaşadığının keşfedilmesi ve direncin çözülmesiyle müracaatçıda işlevsel tutumlar geliştirmek mümkün olmaktadır. Soru sorma sosyal hizmet görüşmelerinde en önemli tekniklerden biri olarak müracaatçıya gereksinim duyduğumuz bilgilerle ilgili sorular sormak, bir sorgulama, yargılama yapmadan etkili bir insan ilişkisi çerçevesinde, bir partner ilişkisi içerisinde ona doğru, güzel sorular sormak, açık uçlu sorularla onun kendi bilgilerini ifade etmesini sağlamak, yeni anlayışlar kazanmasına yardımcı olmak hedefindeyiz. Bilgi edinmek, etkileşimin kontrolünü sağlamak, müracaatçının bu konuya merak uyandırarak kendi motivasyonunu artırabilmesi, zorlukları teşhis etmek, o müracaatçıya duyduğumuz ilgiyi ve önemi ifade edebilmek, onun tutumlarını, duygularını, düşüncelerini daha pozitif hale getirebilmek, müracaatçının en üst düzeyde katılımı ile yüksek düzeyde bir teşvikle motive olmasını sağlamak, bilgi düzeyini tespit etmek, eleştirel düşünceyle sorunları değerlendirmek, müracaatçının katılımı yoluyla sosyal çalışmacıyla kurduğu ilişki çerçevesinde bu partner ilişkisinde dikkatini belli konulara çevirerek problemi doğru şekilde tayin edip bu dinleme sürecinde müracaatçının etkin dinleme yoluyla anlaşıldığını hissetmesi ve mesleki çalışmada bunun olumlu sonuçlanacağına dair bir ışık almasını sağlamak gerekir. Sessiz kalmak, müracaatçıyı etkili dinlemek, orada yaşadığı şeyleri, sıkıntıların farkında olduğumuzu bilmesini sağlamak burada büyük bir önem taşımaktadır yine. Diğer taraftan müracaatçının algılama kapasitesi, akademik becerilerine dair bilgi edinmek, derinlemesine bunları öğrenmek, mesleki bilgi ve becerilerimizin çerçevesinde bu girdiğimiz iletişim ve etkileşim yoluyla müracaatçının bu yaptığımız çalışmadan 4-5-6 oturumda ne kadar sürecekse yaptığımız mesleki çalışmadan doyum alarak bundan sonraki yaşamında da etkili problem çözebilen bir aktör, kendi yaşamının öznesi, aktörü haline gelebilmesi, daha bilinçli, bilgili olabilmesi, okumaya, öğrenmeye daha çok zaman ayırabilmesi, kendi yaşamındaki sorunlarla bu öğrendiği problem çözme davranışıyla yaptığımız çalışmada daha sonraki yaşamında da etkili problem çözen bir yurttaş haline gelebilmesini hedeflemekteyiz. Esasında sosyal hizmet görüşmelerinde dinleme, duyma, dikkat, anlama, kavrama, algılama farklı karmaşık süreçleri içermektedir. Doğru bilgileri ayırt etme, pekiştirme, sosyal etki yaratma, karşılıklı olarak etkileme ve etkilenme aktif bir süreci
içermektedir. Bundan dolayı pasif durumda olan müracaatçıların biraz daha harekete geçirerek sosyal hizmet uzmanının da aktif dinleme yoluyla ona önem verdiğini, dikkat ettiğini ve empati yoluyla onun duygularını özümsediğini, anladığını, etkili bir dinleyici olduğunu ifade etmesi çok işlevsel bir mesleki ilişki kurulmasını sağlayacaktır. Etkileme, insan ilişkilerinde karşıdaki bireyin davranışlarından edindiğimiz gözlemlerden çıkarsadığımız durumlardır. Bundan dolayı her etkileşim aslında bir karşılıklı etkileme sürecidir. Bundan dolayı bizim de müracaatçıya yönelik bu mesleki bilgi, beceri, değerlerimizle sosyal hizmet müdahalesi esasında etkili bir karşıdakini etkileme sürecidir. Bunu başarıyla kullanmak ve bir strateji olarak müracaatçının daha işlevsel bir rol modeli edinebilmesi ve kendi yaşamının mimarı olabilmesi noktasında onu etkilememiz gerekmektedir. Bu çerçevede sosyal çalışmacı müracaatçının duygu, düşünce, davranış dünyasını empati yoluyla çözdükten sonra bilişsel açıdan bozuk olan anlayışlarının değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve yeni işlevsel kalıpların yerleştirilmesi, gerektiği yerde bazı yüzleştirme tekniklerini kullanması, ona emir vermeden, mesleki ilişkinin sıcaklığını bozmadan, saygıya dikkat ederek, ilham verici bir şekilde, olumlu bir imaj vererek, kişisel çekicilik, bilgi konularında olumlu bir etkileme yaşamasını sağlayarak, kamu kaynaklarıyla müracaatçının ihtiyaçlarını bağlantı kurduktan sonra gereksinim duyduğu hizmetlere ulaşarak yaşadığı sorunların %50'sinin, %70'inin, %80'inin, %20'sinin ne kadarı çözülebilecekse o kadarını çözdükten sonra öz denetimini artıran, daha aktif, kendi yaşamına katılan, motivasyonu yüksek, edilgen değil, kendi yaşamında sorumluluk alan bir özne haline gelmesine yardımcı olmaya çalışırız. Edilgen bireyler her şeyden şikayetçidir, yaşamlarından memnun değillerdir, başarısız, güvensiz, beceriksiz olarak görürler kendilerini. Saldırganlık duygularına kapılabilirler bu yetersizlikleri nedeniyle. Bundan dolayı daha girişken olmaları, daha atılgan olmaları, daha aktif olmaları konusunda müracaatçıların cesaretlendirilmesi, bu atılganlık becerilerinin artırılması, insan hakları odaklı bu sosyal hizmet mesleğinde sosyal çalışmacıların çalıştığı insanlarda öz denetimlerini, benlik saygılarını, uyum kapasitelerini, atılganlık becerilerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu mesleki görüşme mülakat tekniğinde sosyal hizmet uzmanının yetkinliği önemli bir unsurdur. Kilit bir rol de önem taşımaktadır. Müracaatçının istek ve taleplerine bu ilişki ve etkileşim sürecinde odaklanan sözsüz iletişim yoluyla beden diliyle ona uygun mesajları verebilen bilgili, donanımlı, yüzlerce kitap okumuş, etkili bir iletişimci, biraz sonra da etkili iletişimin bazı bir iki noktasına değineceğiz tekrar. Başarılı iletişim kuran, dolan başlı yollara girmeden net, açık biçimde meramını anlatabilen, duygularını ifade edebilen, içtenlikli biçimde şimdi ve burada kavrayışıyla empatik sıcaklık içerisinde doğru gözlem yapan, iyi sorular soran, karşıdaki insana değer verdiğini hissettiren bir meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanının daha yetkin bir görüşmeci olması konusunda yüzlerce kitap okuması gerekir. Mütevazı bir şekilde saygılı, karşıdakine kabul ve değer veren, onu yargılamadan kabul eden, müracaatçının sorunları konusunda savunucu, onun katılımını teşvik eden ve müracaatçı ile görüşmeye başlamadan önce de onun dosyasını inceleyip görüşme için hazırlıklar yapan bir meslek elemanı olmak gerekir. Yüzleştirme tekniğini doğru şekilde kullanmak gerekir. Olur olmaz yapılan yüzleştirmeler olumsuz tesir eder. Sigara içen birine sürekli bunu hatırlatmak sigara içmesini artırır. Alkolik birinin sürekli alkol konusunda böyle hatırlatmalar yapmak alkol alma davranışını artırır. Bunun için
yüzleşmenin çok etkili şekilde doğru noktalarda yapılması ve çok sık kullanmaması gerekir. İyi bir terapötik ilişki kurmadan yüzleştirme yapılmaması gerekir. Müracaatçının farkında olmadığı kaynaklar konusunda, güçlü yönleri konusunda ona uyarmak gerekir. Bilgi sahibi yapmak gerekir. Özellikle de kaygı ve korku duygularının azaltılması, anksiyetesinin azaltılması terapötik çalışmada, mesleki ilişkide bunu dikkat etmek gerekir. Anlattığı olaylarda da yanlış anlamadıysam şöyle mi demek istediniz? Şurayı doğru anladın mı? Bu şekilde mi gibi geri bildirimlerle de yanlış anlamaların önüne geçerek daha etkili şekilde olayları anlamak ve müracaatçının gizlendiği sis perdesinin arka planındaki olayları çözmek, çelişki ve çarpıtmaları ortaya koymak, net biçimde anlaşılmasını sağlamak önemlidir. Dolayısıyla burada bazen sosyal medya uzmanının da kendini açması da gerekebilir. Bunu da uygun şekilde yapmak gerekir. Söylediklerinden, yaptıklarından sizinle ilgili olarak şunları hissediyorum gibi bir geri bildirimle, örneğin anlattığınız bu çaresiz kavrayışlara karşın aslında çok güçlü iletişim becerileri olduğunuzu görüyorum ve hissediyorum şeklindeki geri bildirimlerle uzmanın da kendini açığa vurması gerektiği yerde kendi duygu, düşünce, ihtiyaçlarla ilgili başkalarına sözel olarak bunları aktarması doğru şekilde yapıldığında müracaatçıyı da hareketlendirir ve açıklık getirir. Diğer insanları görmezlikten gelmek, duygulanım yetersizliğiyle mülakatlarda gereken duyguyu karşıdakine aktaramamak, içtenlik ilişkisi kuramamak karşıdakinin bunları anlamasına neden olur. Bundan dolayı içtenlikli, karşıdakine değer veren ve o anda yaşadığı duyguları karşıdakine aktarmaya istekli, bunları paylaşabilen bir şekilde görüşmeyi sürdürmek gerekir. Müracaatçı, sabahları uyandığımda kendimi kaygılı hissediyorum. Günü yaşamak dahi istemiyorum. Motivasyonum çok düşük dediğinde sosyal çalışmacı, yaşamın bir döneminde ben de kendimi bu şekilde hissettim. Özellikle yüksek lisans eğitimi yaptığım dönemde oldukça sıkıntılı ve depresif dönemlerim oldu gibi. Müracaatçı da sizinki nedeni okul yaşamınız, benimki daha geniş yaşamın tamamıyla ilgili falan dediğinde en azından müracaatçıya bu sabahlara uyandığı zaman sosyal çalışmacından da kaygılı ve bazen motivasyon düşük olduğunu, diğer insanların da böyle şeyleri yaşadığını, herkesin acı verici deneyimler içerisinde olabileceğini, bazen dünyanın herkes için karanlık bir yer olabileceğini müracaatçının da kavraması onun ümitli olmasına yarayacaktır. Bu mesleki ilişki sürecinde yine etkili iletişim konusunda doğal davranmak, genellemelerden kaçınmak, ön yargılardan uzak olmak, müracaatçının bulunduğu yerden başlamak, saygı duymak, kabul etmek, değerli olduğunu hissettirmek ve iyi bir dinleyici olarak etkin katılım yoluyla etkili dinlemek, sözsüz iletişim tekniklerini doğru biçimde kullanmak önemlidir burada. İnsan beyni iletişimde anlatılan şeyi alma, algılama, içselleştirme, karar verme gibi bilişsel süreçleri farklı biçimde beyinde kullanmaktadır. Dolayısıyla bu iletişim ve mesajların çarpıtılmadan anlaşılması, etkin biçimde dinlenmesi, doğru zamanda doğru tutumların gösterilmesi, hassas, kırılgan, dezavantajlı durumda yaşayan çaresizlikler içerisindeki müracaatçıların kendi sorunlarını çözme konusunda daha yüksek motivasyon kazanmalarına olanak verecektir. Sosyal çalışmacının sıcak, kabul edici, anlayışlı, doğal, içten, samimi davranışları terapötik etkiler yaratacaktır. Bundan dolayı çalışma sürecinde şimdi ve burada yoluyla sosyal çalışmacının etkili bir iletişimci olarak yaşadığı duygu ve düşünceleri, hissettiği şeyleri karşıdakine aktarması önemlidir. Etkili bir iletişimci olması gerekir sosyal medya uzmanlarının. Etkili iletişimciler yaşamlarında insanlarla kurdukları ilişkilerde onlara
değer ve önem verdiklerini, sevgi saygı ilişkisi içinde olduklarını hissettirirler. Etkili iletişim kuran insanların çevreleri daha geniş, daha sosyaldir. Hayatlarının yoluna girmesi mümkündür. Fakat diğerleri daha bu açıdan yalnız kalırlar. Herkes dinlenmeyi, düşüncelerini dışa vurmayı, anlatmayı, konuşmayı, kendini ifade etmeyi öğrenmek ve tatmin olmak ister. Fakat etkili iletişimci olmak da marangozluk yapmak gibi, müzik aleti çalmak gibi öğrenilebilir bir beceridir. Burada bilgi, beceri, değer temelimizi inşa etmek, dinlemek, sürekli konuşmadan insanların da kendini ifade etmesini sağlamak, iyi bir dinleyici olmak, onlara ne hissettiğimizi anlatmak, onların ne hissettiğini anlamak, neyin onları incittiğini, sinirlendirdiğini anlamak önemlidir. Dinlemeyen, sürekli konuşan insanlar sıkıcıdır. Hep kendilerinden bahsederler, diğerlerini dinlemezler. Kimseye karşı ilgili görünmezler. Dinlememek tehlikelidir, iletişimi bozar, diğerleri iletişimden kaçırır. Bundan dolayı dinlemek bir sorumluluktur, karşıdakine bir saygı ifadesidir. Bundan dolayı da sana ne olduğunu umursuyorum. Yaşamım ve yaşantılarım benim için önemli mesajı. Dinlemek, etkili dinleme yoluyla verebiliriz. Gerçek dinlemede birini anlamak, bir şeyler öğrenmek, öğretmek, yardım etmek, teselli etmek gibi içerikler vardır. Burada rahatlamak, konuşarak kendini ifade etmek, duygusal boşalım önemlidir. Sürekli olarak yargılayıcı konuşmalar, akıl okuma, tekrarlama, öğüt verme, ağız dalaşına girme, haklı çıkmaya çalışma gibi unsurlar dinlemenin önündeki en büyük engelleri oluşturur. Etkin dinleme sessizce ağzını kapatıp karşıda oturmak değildir. Açılmama yaparak ne anladığımızı kendi sözcüklerimize ifade etmektir. Açıklık getirmektir. Sorular sormak, odak noktalarını netleştirmek, geri bildirimlerde bulunmak, tepkilerimizi ortaya koymak, ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, ne duyumsadığımızı yargılayıcı olmayan biçimde paylaşmak, neler düşündüğümüzü ifade etmek, dürüstçe, içtenlikli geri bildirimlerde bulunmak, karşıdakinin sıkıntılarını anladığımızı ifade etmek gibi içerikler taşımaktadır. Herkes var olmaya, yaşamını sürdürmeye çalışmakta, sevilmek, onaylanmak, değer görmek, kabul edilmek, kendi yaşamının bir mimarı olmak, aktörü olmak, etkili, doyumlu yaşamak, doğru seçimleri yapmak, doğru bir yaşam sürmek ister. Bunun için de insanlar var olmaya çalışırken aslında herkesin yaşamını sürdürmeye çalıştığını görerek ürettiği sıkıntıların da işlevsizliklerden dolayı kaynaklandığını iyi görmek gerekir. Biz derslerimizde her zaman bu empati konusunda ve diğerini anlama konusunda 6 rakamını örnek veririz. 6 rakamını aşağıya zemine yazdığımızda siz 6'yı görürken karşıdaki 9'u görür. Bundan dolayı ortaya yazdığımız içeriğe, metne, konuşmalara dikkat etmek, doğru dinlemek, doğru algılamak, çarpıtmaları ortadan kaldırmak, hata avcılığı yapmamak, sürekli haklı çıkmayı bırakmak, yargılayıcı olmamak burada önem taşımaktadır. Her iletişim iki insanın karşı karşıya gelmesi ve birbirinin farkına varmasıyla başlar. İnsanların söylediği, söylemediği şeyler de önemlidir. Ve etkili iletişim kendimizi doğru ifade etmek, karşıdakini doğru anlamak, anlamak, anlaşılmak, algılamak, anlaşılır bir dil kullanmak, ses tonu, bunun vurgusu, volümü, yüksekliği, göz teması kurmak, mesafeyi doğru ayarlamak, açıklık, netlik, sadelik, hitap etme şekli, soru sormak, cesaret vermek, olumlu yüz ifadesi, kabul ifadesi, beden durumu, içtenlikli duruş, konuşulanları özetlemek, dinlediğimizi karşıdakine hissettirmek gibi sözlü ve sözsüz iletişim noktalarına iyi bakmak gerekir. Yapılan araştırmalarda beden dilimizin sözsüz iletişiminin %55, sözcüklerimizin %7 ve ses tonumuzun da %40'lara varan bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla iletişimde ne söylediğimizi
ifade etmekten, bundan ziyade nasıl söylediğimizi, hangi durumda, hangi beden diliyle söylediğimiz de çok büyük önem taşımaktadır. Yunus Emre'nin efsane olmuş bir deyişiyle, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Dolayısıyla burada beden dili, jest, mimikler, göz teması, oturma biçimimiz, giysilerimiz, dış görünümümüz, sesimiz, mesafemiz, ses tonumuz, mimikler, jestler, mutluluk, korku, öfke, hayret, üzüntü ifadeleri evrensel biçimde tüm dünyada aynıdır. Burada etkin dinleme konusunda istekli olmak, ilgili olmak, acele etmemek, doğru sorular sormak, beden dilimizle dinlediğimizi ifade etmek, tartışmaya, ağız dalaşına değil, anlamaya çalıştığımızı göstermek, önce dinlemek, sonra konuşmak ve paraşütsüz atlamak gibi kendini gerektiğinde açmak, diğer insanlara da ilişkilerimizi daha heyecanlı hale getirmek, yakınlık sağlamak için uygun yerde çatışma durumlarımızı, tutarsızlıklarımızı açığa vurma yoluyla psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları da kendilerinde birer insan olduğunu, kimsenin varoluşun acılarından muaf olmadığını, herkesin bazı çatışma noktaları olabildiğini, motivasyonlarının bazen düştüğünü, depresif durumları yaşayabileceklerini ifade etmek, kendini açmak, beğenilerimizi, ilgilerimizi, tutumlarımızı, düşüncelerimizi karşıdakini ifade etmek ilişkiyi daha nitelikli hale getirir. Dolayısıyla karşıdaki insanlarla daha başarılı ilişki kurmak için bencil olmamak gerekir. Adeta yaşamla dans eden, karşılıklı memnuniyet verici ilişkiler içerisinde olmak lazım. Gündelik yaşamımızda da eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla da aynı şekilde etkili bir iletişim içerisinde olmamız gerekir. Sadece müracaatçılarla değil. Duyguları ifade etmek düşündüğümüz kadar kolay değildir. Benlik saygısını insanı tehdit eder. Doğru şekilde tepki vermek, duyguları ifade etmek, bunların düşüncelerin duygu yarattığını, bunların da davranış ortaya koyduğunu görmek, ihtiyaçlarımızı ve müracaatçının ihtiyaçlarını doğru tayin etmek, size neyin yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz, sorunuz nasıl çözülebilir gibi açık uçlu sorularla onun da fikrini almak ve neyin ne zaman söyleneceğini bilmek, görüşmelerde yanlış yorumların önüne geçmek ve normal bir konuşmadan farklı olarak mülakatlarda bir planlanmış hedefin olduğunu, sosyal çalışmacının tanımlanmış rolleri olduğunu, müracaatçı ile yaptığımız görüşmenin sıklığı, zamanı, süresinin belirlendiğini, yaklaşık 15-20 dakikalık görüşmelerde bir hafta, 3 hafta, 6 hafta süren çalışmalarla yapılan mesleki çalışmayı sonlandırıyoruz. Bu çalışma bir resmi, formel bir çalışmadır. Yapılandırılmış, organize edilmiştir. Taraflar arasında güç ve otoriteden ziyade eşitlik vardır. Fakat sosyal hizmet uzmanı kurumun yetkilisi olarak burada bir statüye sahiptir. Kültürel farklılıklara dikkat etmek gerekir. Gündelik yaşamdaki konuşmadan farklı olarak bu resmi bir formatı vardır. İletişim hem mülakatlarda hem de gündelik yaşamdaki konuşmalarımızda önemlidir. Diğerlerini etkilemek, doyum sağlamak, psikososyal açıdan diğerlerini desteklemek, insanların önemli, değerli olduğunu onlara hissettirmek, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, mesleki müdahalemizle sorumluluklarını, görevlerini, ödevlerini görmelerini sağlamak, problemleri doğru tayin etmek, çözüm için gerekli verileri ortaya koymak ve amaçları oluşturmak, harekete geçirmek, sorunu özetlemek, somutlaştırmak gibi müdahalelerle sosyal çalışmacı mesleki ilişkiyi içtenlikli doğru davranışlarla genellemelerden kaçınarak herkesin kendine özgün bir birey olduğunu, biricik yegane olduğunu empatik anlayışla görerek, müracaatçının bulunduğu yerden başlayarak, ona saygı göstererek, iyi bir dinleyici olarak bu şeyi sürdürür. Çözüm odaklı mülakat çok etkili kullandığımız
kullanmamız gereken tekniklerden de birisi. Sosyal hizmet uzmanı neyin yanlış olduğunu söylemekte ısrar eden müracaatçıya mucize sorular sorarak burada sosyal çalışmacı. Farz edin ki bu gece uyurken bir mucize oldu. Bahsettiğiniz problemin bir şekilde çözüldüğünü, uykudan uyandığınızda sabahtan bir mucize olduğunu nasıl anlarsınız? Sizin için mucize nedir? Gibi bir kışkırtıcı soruyla kocasıyla, çocuğuyla, arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla yaşadığı sorunlarda olumsuz giden şeylerin fark edilmesi, çözüme odaklanması, sorunlarla mücadele etmeyi bırakarak neyin çözülebileceğine odaklanması önem taşımaktadır. En son iyi bir gün ne zaman geçirdiniz? O günü sizin için farklı kılan neydi? Bu çözümlerden sonra yaşamınızda farklı neler olabilir? Bu rüyadan uyandıktan sonraki gördüğünüz çözüm nedir gibi kışkırtıcı sorularla çözüm odaklı mülakatlarda müracaatçının çözüme odaklanmasını sağlayabiliriz. Diğer taraftan da ölçme biçiminde sorularla da şu anda yaşadığınız depresyonu 0 ile 10 arasında kategorize ederseniz kaç değerini verirsiniz gibi bir soruyla görüşmenin belli noktalarında ölçme yapılabilir. Çalışmanın sonucunda da yaptığımız çalışmaya 0 ile 10 arasında bir değer verirseniz başladığımız noktadan 4 haftada sizinle görüşüyoruz. Bu çalışmamıza kaç verirsiniz? Şu anda en başta kaç hissediyordunuz? Depresif durum olarak şu anda kaç derecesinde hissediyorsunuz gibi bir soruyla müracaatçının bu çalışmaya yönelik baş etme deneyimlerini, öğrenme deneyimlerini ve zorluklara karşı problem çözme davranışının ne derece öğrendiğini görebilme bakımından bize bir takım ipuçları verebilecektir. Dolayısıyla sonlandırma noktasına geldiğimizde de sosyal çalışmacı 4-5 haftadır yaptığımız, planladığımız gibi çalışmayı sürdürdük. Birlikte gereken her şeyi yaptık, işlerlikli olarak. Şimdi bu çalışmayı sonlandırmamızın zamanı geldi. Fakat ihtiyaç duyduğunuzda önümüzdeki dönemlerde de bize müracaat edebilirsiniz. İzleme bakımından vaka açık durumdadır. Fakat şu anda bu yaptığımız çalışmayı, bu gerçekleştirdiğimiz şeylerle sonlandıracağız. Bundan sonra daha doğru düşünen, doğru davranan, doğru duygulanım içinde olma, sorumluluklarımızı yerine getirme bakımından daha dikkatli hareket etmemiz, daha etkili problem çözme davranışı geliştirmemiz konusunda daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor gibi bir sonlandırma cümlesiyle de müracaatçının yalnızlık duyguları hissetmesini engellemek, onun yalnız bırakıldığını hissetmemesi, her zaman orada olduğumuzu ve çalışmada ona yardım ve destek sağlayabileceğimizi, izleme yoluyla da vakaların daha sonra da takip edildiğini görebilmesini sağlayacaktır. Gördüğümüz gibi sosyal hizmet uygulamalarında görüşme, mülakat dediğimiz unsur, mesleki tekniklerin en önemlilerinden biri olarak müracaatçılarla yaptığımız çalışmalarda sosyal hizmetin farkını ortaya koyan ofiste ev ziyareti yoluyla yaptığımız çalışmalarda çok önemli bir mesleki tekniktir. Fakat bunu gerçekleştirirken yüzlerce kitap okumuş, bilgili, etkili bir iletişimci,